kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ama sana güvenmiyorum. Kaç kilo var bak? 2. Hadi yukarıda 1.5'tu. İdmanda 2.5 kilo versem, eve gidince yemek yesem 700 gram alsam, gece uyuduğumda 300'ü gitse, sabah koşarım, su içerim, 1.5 kilo gider, kilo verir. Böyle yapmıyor mu? Ben diyeceğim. Abi ya, çok sıkıntı ya. Yılbaşıyı demeyecektin abla, annem babamın izlesin edeceğiz. Bugün daha önce cevaplamadığımız soruları burada cevaplayacağız. Hiç Abdülkadir Hoca'ya yalan söyleyip antrenmanı astın mı? Asmadım. Vay. Bu hafta yeni çıkartmam önce. Ama zamanını söyleyebilir miyiz? Tabii. Yani küçüktüm. Küçükten son 2 yıldır bunu asla yapmadım. Ben de küçükken yani. Spora ilk başladığım zaman. Okuldan çıkmıştım, 4.30'da antrenmanda 6'daydı. O zaman da kilo veriyordum. Onda da izin vermez diye hastalandım deyip evde bulmuştum. Benim bu son zamanlarda öyle pek yalan söylediğim olmuyor yani, hep şey diyordum. Neyse doğrusu onu söylüyorum. İzin verirse veriyor, vermezse vermiyor. Önceden sparring günleri gelmeye çok korkuyordum. Ondan dolayı biraz fazla dövüyorlardı. Normal sparring yapmıyorduk yani. Eziyorlardı ciddi anlamda. Biz öyle yapmıyoruz yani şimdi. Öyle yapmıyoruz. Yapmıyoruz. Peki antrenmana nasıl planladınız? Uyudum. Yatmışızdır abi ya. Peki daha önce Abdül Hoca'dan da yedim yemedim. Ya ben öyle çok ağır yemedim de yani oldu bir kere. Ben usluydum. Ben kulüpte güzel, hiç dayak yemeyen ben olabilirim ama dayaktan kastımız yani küçük kafaya şöyle şeyler falan sayılmıyor, o yüzden tahta kaşık. Ben de yemedim ya, ben yemedim. Dayak yedim yemedim. Neden? Söyle. Oralara ben hiç girmedim. Al bu soruyu geçelim ya. Aslında benim önemli sorum var, arkadaşlar merak etti. Neden yediniz? Dışarıda kavga etmiştik, Abdül Hoca o zaman öğrenmişti. Bayağı oldu, bir ay oldu yani. Bir ay geçmedi herhalde. O zaman dövmüştü bizi. Ya yani dövmedi de birkaç tane şaplaklamıştı. Peki şu orduda yediğin şeyi anlatsana. Bana bakmıştı hani. Herkese Abdül Hoca otele göndermişti. Ben de orada yardım etmiştim. Abdül Hoca bana, herkese o zaman kavga etmişti. Abdül Hoca şikayet etmişti. Abdül Hoca da onlara döveceğim demişti. Bana bir şey dememişti. Ben dayak yemeyeceğim diye seviniyordum. Onlara mesaj çekiyordum sizi dövecek diye. Sonra araya ben de kaynak. Ama bence o dayak sayılmaz ya. Yani bence... Peki bana niye bak, dolamazsan sürdüm bana. Hiçbirini kemiğini kırdın ya da kırmadın. Cani. Cani. Asla öyle şeyler yapma. Kendim savunurken oldu. Cani. Kimin neden? Maçta mı? Maçta. Muay Thai Antalya'da Türkiye Şampiyonası'nda yarı ya da çeyrekti galiba, dövüştüm de nakavt etmiştim. Benim maçta öyle pek kırıldığını hatırlamıyorum da maçtan sonra belki hiç bir rakibimle öyle konuşmadım. Maçtan sonra belki olduysa olmuştur. Ya dışarıda öyle İsrafil'le beraberken İsrafil korumak amaçlı falan. Kimin kimini kırdın? Yani öyle İsrafil çağırıyordu, bir kavga var diye onun yanına gidiyordum. Onun yüzünden... Sınavda kopya çektim. KTM'ye selamlar. Daha dün yakalandım. Sabah. Sinema filmine kaçak girdim, girmedim. Son anda böyle değiştirdim. İsrail. Daha önce asansörde dans ettim, etmedim. Abi iki tane kız abi, arkadaşım var. Onlara uyuyorum. Daha cool gözükmek için numaralı gözlük taktım, takmadım. Ben yaptım ya şeydi. O samanlıkta çektiğimiz video var ya, orada o sarı gözlükleri benim takmıştı. Benim gözlüğümü takmıştı. Şeyi havası verdim. Fight Club havası. Daha önce yemek yiyip parasını ödemeden kaçtım, kaçmadım.
Nasıl yapmıştın? Bana da nasıl yapmadın ya? Abi vallahi yapmadım. Eğer kantinci harbi diyorsan 2 yıldır yazdırıyorum ama ödemiyorum. Ben de öyle şey yapıyorum. Nasıl ediyorsa yaptım. Bir kere de sen bunu sürece yaydın. Sabah da yaptım. Sabah 2 tane dürüm yazdırmıştım. Ben de bunu yapmıştır. Daha önce ilk görüşte aşık oldum, oldu. Her gün. Her gün. Her gün. Her gün. Her gün. Toplu taşıma her gün. Su dişçisini ağzımı açtım, açmadım. Dişlerim benim için ya? Çok önemli. Asla yani dişlerim onu yapamam. Adam kapağı çiğniyor seni. Bu kapağı çiğniyor. Belki ben her antrenman sonu su şişesinin kapağını alır ağzında çiğner. Ama çeneyi güçlendiriyor. Sevgilimi aldattım, aldatmadım. Vallahi aldatmadım. Niye öyle bakıyorsun abi? Daha önce sevgilimi aldattım, aldatmadım. Yok abi. Ya. Ama şimdi... Ya lan. Doğruyu söylüyorum. Nasıl sevgili? Yani böyle süre geçişli süreli mi yoksa uzun süreli mi? Geçişli süreli. Geçişli süreli abi. Yaptım ya. Hani illa yapmıştır. %100. Geçişli sürede ne bu? Onda da yaptım. Onu da yaptım. Uzun süreli ilişki mi yoksa flörtlerinden mi bahsediyor? Evet. Ya benim öyle uzun süreden pek bir ilişkim olmadı da. Daha önce eşim hakkında yalan söyledim mi söylemedim? Emin misiniz? Abi zaten internette yaşıma tüm bilgiler yazıyor ki kanalda. Söyleme, yalan söyleme gibi bir durum olmuyor o yüzden. Ne anlamadım abi o soru. Yeşinle ilgili bir yalan söyledin mi söylemedin? Söylemedim abi. Hep çocuk gözüktüm. Sen niye söyledin? Girdiğim her ortamda söylemek zorunda kalıyorum. Yani yaşıtlarıma göre büyük durduğum için hem inanmıyorlar hem de yani biraz böyle küçük yaşımı söylediğim zaman şey böyle abes kaçıyor biraz. Değişik görüyorlar. Daha büyük görünmek için söyledim. Yani o ortam için yani. Daha önce dövme yaptırdım, yaptırmadım. Geçici sayılıyor mu? Geçici yaptırmıştım. Sakızlar çıkan. Dolu vücudun her yeri. Peki en anlamlı dövmeniz hangisi? Bacağımdaki boks ellerim var bir çift. Benim anlamlı değil abi. Ama hayatımın dersi. O da anlamlı oluyor işte. Bir daha yaptırmaman evet. için. Evet, hayatımdaki en büyük ergenlik bu. O yüzden bana bir ders oldu. Salonda en çok benim dövmekten zevk aldığı kişi. İsraf. Bu dövmekten zevk alıyorum ama asla akıllanmıyor. Her defasında gidip böyle bir şey devam Bir kitabı okumadığım halde okudum dedim demedim. Ben elime kitap almadım galiba hiç böyle. Daha önce denize tuvaletimi yaptım, yapmadım. Bunu size soracaktım, unuttum bile. Neyse ben oradan ne yaptım koyarım. Her şeyi yaptım diyelim oradan yatağım. Daha önce herkesin içinde gaz çıkardım, çıkarmadım. Abla yeter ya. Ya, hayır. Toplum içinde gaz çıkardım, çıkarmadım. Ya ama böyle de olmaz ya, ki ya. Ya. Böyle mi ya? Aa olmadı. Dur tamam şimdi. Soy burasının önünden geçilmiyordu salonda. Antrenmanda mı yaptın lan? Yok abi Allah'a şükür. Ya antrenmanda değil de illaki bir yerde olmuştur yani. Yeri söylemek olmaz şimdi. Peki sen neyi hatırlayıp yaptığımı kaldırdın? Antrenman sonrası soyunma odasına gitmiştik, kalabalıktı orası. Ama bu her antrenman sonrası oluyor. Küçükken bakkaldan bir şey çaldım, çalmadım. Ne çaldın? Abi ben her şeyi çalmışımdır ya. Bir şey atlar olsun. Ya o anki duruma göre yani.
Rızlıyordum. Ekmek ara. Bazen böyle giriyor şeytan, hani yap diyor. O an oluyorsa oluyor. Yok artık, yok, 2 senedir yok. Küçükken bakkaldan bir şeyler çaldım. Buna da bir yapmadım dedi artık. Sakız çalıyordu. Sen de çalıyordun. Abi cips, dondurma. Bunu nasıl cesaret ediyorsun? Evin aylık market gideri. Peki daha önce hiç birine sinirlenip içeceğine tükürdünüz mü? Muhammed hakkını helal et. Muhammed bu konuda çok yaralı. Herkes ona yapıyor bunu. Sen de mi Muhammed'e? Ben Muhammed'e değil, ben kendi başka arkadaşlarımla yapmıştım. Bir şey yapmıyor işte, bana şunu getirin, bunu getirin. Biz de hiç kırmıyorduk. En son dedik yeter. Sonra tek tükürmeyle bırakmadık ama. Bunu tek ben de yapmadım, 2-3 arkadaş beraber yaptık. Salonda mı oldu bu? Yok, salonda olmadı. Dışarıda salonda, başka bir şeyler de yaptık. Salonda daha kötüsü oldu. Birinin sinirlenip içeceğine tükürdün mü, tükürmedin mi? Sadece tükürmek de değil ya. Cif kattım içine. Bulaşık deterjanı var ya, ondan katmıştım çaylarına. Dini okursa gidiyorduk. Hoca dövdü bizi. Sonra ama haksız yere de sinirlendim. Bir de misafirliğiyle gelmişti. Çay, bir de üstüne bana çayları yaptırmıştı. Ben de gittim, tükürdüm. İçine bir de şey de koydum. Bir de beğendiler çayı üstüne. Öyle bir anı yani. Ben abiminkine tükürmüştüm. Çünkü bana hizmet ettiriyordu. Ben de çok rahatsız olduğum için böyle bir şey yapmıştım. Haberi var mı? Hayır. Artık olacak. Burada öğrenecek. Eve gidince daha yiyeceksin. Yiyemem. Powerade doluydu. Ali mavi çiçek diye çok seviyor onu. Yarısını içti. Sonra dedi ki anlamaması lazım dedi. Geri doldurdu içini. Odaya girdim. Ali geldi, kulağıma seslendi. Abi dedi bir şey söyleyeceğim. Ne dedim? Şeydi abi dedi, Umut abinin dedi Powerade işedim. Powerade'in rengi değişmiş. Umut da bir içti var ya onu abi. Ben de sonradan öğrendim. Böyle diyor, Ali diyor ki abi sık 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 diyor. Çok dalaşıyordu, çok sinir ediyordu. Ben de bu tek bir kez olmadı. Birkaç kez. Belki de bayağı olmuş olabilir. Ama sadece tek Muhammed'e yaptım. Tükürüyordum, götürüyordum. O da içiyordu. Bu oldu mu abi hiç ya? Abi. Aradayız. Kim o? Tanıdığım birine görmemezlikten geldim. Ya ben antrenmana yetişeceğim zaman böyle birini görüyorum. Hani karşı yoldaysa böyle. Hiç hani böyle acelem varmış gibi görmemekten geliyorum. Direkt bunu. Peki daha önce tanıdığın birini hiç görmemezlikten geldin mi? Ben enerjimi tutmadığı insanlara bunu yapıyorum. Enerji nasıl? Nasıl bir vibe alıyorsun? Yani konuşmaktan zevk almadığım, sarmayan insanlara bunu yapabiliyorum. Neyi sarmıyor? Konuşmamız yani i̇şte ortak bir şeyimiz öyle yok, sarmıyor yani, samimi gelmiyor. Ben de görmemezlikten geliyorum, bazen bunu yapıyorum. Seni görmemezlikten geliyorum. Hiç özlediğin birini arayıp sonra yanlışlıkla oldu dedin mi? Veya arayıp hiç böyle konuşmadığım da oldu. O böyle alo dedi, geri kendi kendine kapattı. Kendi saçını kestim, kesmedim. Babamınkini kesiyorum da kendiminkini kesmedim daha. Daha önce sigara denemedim. Annem mi öğrenmişti? Spora başlamadan 2 ay önce arkadaşlarımla dışarıdayken böyle 2 duman mı 3 duman almıştım. Sonra da annem markete bir şey bana ya aramaya çıkmıştı ya da dışarıya ya da markete, o zaman annem harbi hareketlerimden şüphelendiydi. O zaman oh dediydim, oradan öyle gitmişti. Peki spora başlamadan 2 ay önce oldu mu? Niye özellikle spora başlamadan? Derin bir kere olmuş arada. Daha önce alkol kullandım. Bir şey söyleyeceğim. Gözle banlandı. Benim Abdül Hoca biliyor yine. Ama Abdül Hocam böyle şeyleri bilmiyor ki yani, ben şimdi utandım. Daha önce sigara denemedim. Ben küçükken denedim. Ne hissettiniz? Ben tadını beğenmedim abi. Tadını beğensem şey yapardım da. Ben öksürük krizine girmiştim ve acı bir böyle yedim. Kötü bir tadı var. Rahatsız etti. Bir daha da şey yapmadım. Bir de zaten evdekiler de içiyor. Rahatsız oluyor.
Yeşilay. Alkol denedim denemedim. Ama göz abla öyle burada yaptım diyorsa eğer seni yapmadım demen. Denemişimdir ya. Ama arkadaşlarım da koymuştu içine orada. Ha yanlışlıkla. Yani. Yerin yokken yaptım. Evet öyle. Vay be. Ondan sonra mesela bir yalancısın. Abi buraları ben bir içelim. Ben içiyordum içine vodka yapmıştım. Yılbaşında falan hiç içmedim yani. Yok. Aferin ya. Ateşin başında. Benim mezun olduğum lisede okuyorum lan. Yalan konuşma. Daha önce bir kitabı okumadığım halde okudum dedin mi demedin mi? Dedim ya hocaya falan okul zamanı. Nasıl yapmadın? Harbi nasıl yapmadın? Valla nasıl yapmadın ya? Ama ben kitap okuyan bir insanım. Beni kendisiyle karıştırmamalısın. Niye biz yani okumuyorsunuz? Bitirdim. Bitirdim. Hangi kitabı neydi? Suç ve Ceza. Herkesin okuyup okumadım dediği kitap. Tarih kitapları çok okuyordum hatta. Tarihim iyidir. Yani genel kültür olarak falan. Ama şimdi okumuyoruz dövüşmekten, şeyden. Vakit kalmıyor çalışmakta. Maçta linkliş rekibinden çekildiğin oldu mu olmadı? Hiç. Hiç. Hiç olmadı. Benim rakiplerim hep bakış açım şeydi ya. Onu da yani benim zaten hep kafamda o vardı. Berk abi de iyice öyle söyleyince o daha çok böyle şey oldu. Yani doğrulaştı kafamda. Hani bana diyor ki ya bunu diyor böyle diyor dışarıda görsen ne yaparsın diyor. O düşünce de oldu diyor. Benim hep kafamda dövmek vardı. Salonda oldu mu? Salonda oldu ya. Hep sadece belki. Sadece. Senin? Yok ya. Ufuk abigil arada vuruyordu. Ufuk abigil gelmedi için. Önceden çoğunlukla. Önceden yani oluyordu ya. Ya rakibim değil de sparring de oluyordu yani. Yine dediğim gibi. Salı perşembe seans 50 kişi. Cumartesi 15 kişi. 10 kişi 15 kişi oluyordu. Ben zaten bir kere geldim o cumartesi seansına. Ondan sonra... Yanlışım ben. Bir kere dedim geleyim yani ne olacak dedim. Ondan sonra bir daha gelmedim. Daha önce rakibimden linkte çekimde çekimledim. Bunu şöyle cevaplayabilirim. Ya aslında rakibimden değil de daha çok maçı böyle kaybetmekten, hani kötü kaybetmekten çok korkuyorum. Hala da bu korkumu yaşıyorum. Hani hiçbir zaman rakibimi böyle gözümde büyütmedim. Ama küçümsemedim de. Bu ikisiz resmi maça çıktım çıkmadım. Ben çıkmak isterdim de yani o ringde şimdi hakem böyle kontrol ettiğinde Abduca şöyle bakış göz göze gelmemek için yapmadı yoksa isterdim. Başkasının dişliğiyle maça çıktım çıkmadım. Türkiye şampiyonasında dişliğimi kaybettiydim. Ben kimin olduğunu hatırlamıyorum. Maç günü dişliğimi evde unutmuştum. Abduca'dan da azar içmemek için evde unuttum diyemedim. Hemen gittim birinden aldım. Dişliğim bu dedim. Başkasının dişliğine takıp maça çıktım çıkmadım. Disabilinkiyle çıktım hatta. Maçı da kazandım üstüne. Ben bu konuda çok kızıyorum bizim kulüptekilere de. Çünkü herkesin kendi şahsi malzemesi olması lazım. Ama bizimkiler bu konuda asla şey değil yani titiz değiller. Daha önce antrenmandan kovuldum kovulmadım. Bu arkadaş bizim okula başı kızları dövmeye geldi. Anınız var mı demiştin ya abi. Bizim okulda kızları dövmeye geldiler. Ne oldu peki? Dövdüler. Sen anlatacaksın ben o kadar detaylı bilmiyorum. Abi katemdeki kızlar işte bir kişiye... Bir şey demek istiyorum. Bizim okul çok nezih. Yani Ankara Keçiören'de en elit okullardan birisidir. Keçiören Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi. Şu an adı öyle değil de. Katem deniliyor kısaca. Oraya nezih bir okula böyle kavga çıkarmaya geldiler hırgür yaparak. Asla öyle bir şey yapmadık. Bir kişiyi beş kişi dövdüğü için arkadaşımızı savunmak amaçlı oraya gittik. Ben ayırmaya gittim ama işte genelde ayırmaya gittiğim kavgalarda ayırma sırasında böyle küçük çaplı kavga edebiliyorum. Yoksa asla öyle bir insan değilim yapmam. Daha önce polisten kaçtım kaçmadım. Çok. Neden? Yani pandemi zamanında da bir de Yunus polisine dayak yemiştim. Neden yedin? Kaçıyordu. Neden köşe kaçıyordun? Başına oturuyorduk arkadaşlar. Oturmuş mu kaçıyordun? Hayır. Neden ceza kaçıyordun? Ceza yememek için. Kaçıyordum. İki kişi kovalıyorlardı. Abla diğer tarafa geçti. Biraz uyanıktı. Önüme geldi. Alttan süpürmeyi bir vurdu. Takla attım. Öyle. Bir araba sürerken kaçmıştım. Bir de bu pandemi sürecinde her gün kaçıyorduk. Artık bize böyle şey yapıyorlardı. Pusu atıyorlardı. Bir yere. Aa, daha önce arkadaşımı sattım satmadım da olmadı. Evet.
Ne tür? Aha, ben bir kez yaptım. Sadece bir kez. Ne yaptın? Kimi sattın neden? Nedenini söylemesem ama isim olarak Umut'sun. Sadece bir kez. O olmuştu. Abdülhece. Abdülhece. Tek hatam oydu. Ama o zaman kilo veriyordum galiba değil mi? Yok vermiyordu. Yok vermiyordum. Kilo bazen gidiyor gene. Cookiesiz resmi maça çıktım çıkmadım. Aa, kilo konusunda hiç Abdülhece'ye yalan söyledim söylemedim. Abdülhece soruyordu kaç kilom var. Hocam bir kilom var diyordum ama normalde 2,5 oluyordu. 2 oluyordu. 1,700 oluyordu. 1,5. Daha yukarı olmaz o hep. Şu an mesela dün Abdülhece sorduğunda. Bana düne gitti hemen. Gitme bence düne. Dün Abdülhece sorduğunda doğruyu söylemiştim. 54 ile 55, 54-500 arası gelmiştim. Mesela şu an sorsam. Sıkıntı. Kilo konusunda hiç Abdülhece yalan söylediniz mi? Ne yalan söylediniz? Ben yapmadım. Ben verebiliyordum çünkü zaten. Dikkat ediyordum. Benim şöyle bir sorunum var yıllardır. Mesela bir kilom var ya. İşte ben onu Abdülhece'ye 700 olarak işte 1,5 varsa 1 kilo, 2 kilo varsa 1 kilo. Hani niyeyse böyle bir şeyim var. Hala da bu var yani. 1,5'sa hala 1,400 de olsa söylüyorum. 100 gram da olsa eksiltiyorum. Bilmiyorum niye böyle bir şey yapıyorum. Panik oluyorum Abdülhece kilomu ama söylerken. Doğru söyle değil mesela. 3 kilosu varsa hocam 700 gram kaldı diyor öyle. Yo, anlattığı kadar değil. Onu ben yapmıyorum. Kim yapıyor? O kadar veremem. İsim verir misin? Kim yapıyor? Neyse. İsrafil yapıyor. Hiç. Bir kere sadece. Ama buna şöyle cevap verebilirim. Bunu yaptım. Ne nasıl zaman yaptım? Maçı gidip dövüşmek istemediğiniz oldu mu? Pandemiden önceki son maçtı sanırım. Open'ın oluyordu. Kickbox'ta Abdülhece böyle bacağına güzelce bir 2019 Nisan ayı. Böyle çok istemiyordum dövüşmek. Çok önde olduğu maçı kaybetti. Ben dayak yiyordum az daha köşede Abdülhece'de. Yani dövüşüyordum ama istekli dövüşmüyordum. O yüzden de maçı vermiştim. Onun ceremesini de Ufuk çekti. Evet, köşede Abdülhece sinirden böyle bir vurdu. Benim bacak iptal. Yürüyemiyorum köşede, gözlüğü su içeceğiz. Ben arkadan 2 dakika sonra geliyorum. Rahat şey bitiyor, dinlenme süresi bitiyor sıra. Benim takım arkadaşlarım korkutmuştu abi. Ondan olmuştu ama son dönem dövüştüğümden başladığımdan, eski dövüşmeye başladığımdan beri kimseden gözüm çekinmiyor yani. En iyisiyle de yaparız. Fark etmez yani. Ya biraz daha sağ tarafa, tamam. Kanalımızı abone olmayı bu arada antifight.shop bir daha başla oradansa. YouTube'daki serüvenimize. Neydi cümleyi? YouTube'daki serüvenimize. Bir daha başla. YouTube'daki serüvenimize katılmayı unutmayın. Antifight. Olabildiğince samimiyetle. YouTube'daki Antifight ama... Ben bunlar ne söyleyeceğim, sen aynısını söyle tamam mı? YouTube'daki... YouTube'daki... Serüvenimize. Serüvenimize. Devam edelim. Devam... YouTube'daki serüvenimize... YouTube'daki serüvenimize destek olmak için antifight.shop adresinden alışveriş yapıp bize destek olabilirsiniz. Zorla söyledi. YouTube'daki serüvenimize katkıda bulunabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.